Evet, merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomda kutupsal koordinatları tanıtacağım arkadaşlar size. Bu videomla birlikte daha doğrusu. Hep yapılan işlemleri biz bu zamana kadar kartezyen koordinatlarda yani dik koordinat sisteminde yapmıştık arkadaşlar. Şimdi acaba kutupsal koordinat sistemleri ne işe yarar? Kartezyen koordinatlarla bağlantısı nasıl kurulur? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarız? Ve ihtiyaç madem duyduysak elimizde bazı örnekler olacak herhalde o ihtiyaç duyduğumuz. Bunların ne gibi çözümler olacak? Hangi konularda bize yardımcı olacak? Bunlara cevap arayacağız arkadaşlar. Bu konumuzun altında. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim arkadaşlar. Kutupsal koordinatları öncelikle şöyle düşünelim. Yani matematik 1'de yani kalkulus 1'de y eşittir fx şeklinde tek değişkenli fonksiyonlarla ilgileniyorduk arkadaşlar. Şimdi en basitiyle bu tek değişkenli fonksiyonun grafiği neydi arkadaşlar? Bu fx bir eğri belirtiyordu değil mi? Nerede? Düzlemde. Bakın şu şekilde. X, Y düzleminde. Yani biz bu zamana kadar hep yaptığımız çalışmaları mesela şu şekilde diyelim. Nerede yapıyorduk arkadaşlar? Bakın dik koordinat sisteminde ya da kartezyen koordinat sistemi dediğimiz birbirine dik olan iki tane eksenle anlatıyorduk arkadaşlar size olayları. Yani diyorduk ki arkadaşlar diyorduk işte bir tane nokta olsun. Neresi? 1,1 noktası. İşte düzlemde şöyle belirtilir. İşte bu noktaların birleşmesiyle şöyle eğriler oluşur. İşte bunların üzerine de bir analiz yapısı falan kurmuştuk tek değişkenli fonksiyonlarda. Şimdi bu kısımda amacımız şu. Çok değişkenli fonksiyonlarda da yani kalkulus 2'de iki katlı integrallerde özellikle çok karşılaşacağız. Bakın. Ondan sonra nedir? Yine bazı alan hesapları yaparken, hacim hesapları yaparken çok karşılaşacağız. Bize verilen yapıları bazen, bakın bazı durumlarda daha doğrusu bu şekilde kartezyen koordinatlarda çözmek çok zor olabiliyor arkadaşlar. İşi zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla biz şöyle bir mantık kuruyoruz. O zaman uygun bir değişken dönüşümüyle, yani öyle bir dönüşüm yapacağım ki bana verilen ifadeleri daha kolay hesaplanabilir hale getireceğim. Buradaki mantığım bu arkadaşlar. Dolayısıyla göreceksiniz nasıl olduğunda bakın. Yeni bir koordinat sistemi tanımlıyorum. Öncelikle bunu tanıtacağım size. Nasıldı? Önce şuna bakalım. X, Y dediğimiz şu şekilde iki tane dik eksenin birleşmesiyle oluşan kartezyen koordinatları görmüştük. Daha doğrusu ezber yapıyorduk burayı. Artık bunu şöyle bağlayacağım. Burada şurası orijin dedim arkadaşlar başlangıç noktam. Yine bir tane orijinim olsun. Bunun özel adı arkadaşlar bakın burada kutup olacak. Kutup olacak. Ve bir x eksenimiz vardı değil mi? Bu x ekseni kutupsal eksen diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu isteyeceğim. Hatta bakın şurada da gösteriyorum. Kutup ve kutupsal eksen olmak üzere. Aslında şu kırmızı ile çizdiğim nedir? Bakın şöyle göstereyim. X ve y ekseni. Ama ben artık bunu bu şekilde görmek istemiyorum da. Orijine yine sıfır kutup noktası diyorum. X eksenine de kutupsal eksen diyorum. Ve bundan önce tanımladığım yani neleri tanımlamıştım? Artık bu bir düzlem ya arkadaşlar. Düzlemde eğri çizimi, nokta tespiti hepsini yapabiliyorduk. Aynı şeyleri farklı bir dilde yapmak istiyorum. Ve bu dile de bakın kutupsal koordinatlar ya da polar koordinatlar deniyor arkadaşlar. Bunu aktaracağım. Yani şöyle. Artık düzlemdeki herhangi bir noktayı, mesela P noktasını şöyle anlatmak istemiyorum. Burası x virgül y şeklinde değil ya da 2'ye 2, 1'e 1 değil. Ben şöyle anlatacağım bunu. Diyeceğim ki bu kutupsal eksenle teta kadar açı yapan, şimdi teta'yı şöyle tanıtıyoruz. Saat yönünün tersi yönde ise bu açı pozitif, zıt yönde ise negatif olarak tanıtıyoruz arkadaşlar. Fizikten de biliyorsunuz bunları. Bakın şu şekilde anlatıyoruz. Diyorum ki işte x ekseniyle ya da kutupsal eksenle teta kadar açı yapan ve uzaklığı da bu kutuba uzaklığı da r kadar olan noktayı mesela p ile göstereceğim. Yani şöyle yapmıyormuşum artık. Gerçekten de işte x ekseninde olan uzaklığı bu. Hani y'yi veriyordu. Y ekseninde olan uzaklık da y ekseninde olan uzaklığı da nasıl tasvir edeceğim? Şu şekilde edeceğim. Biz buna ne nokta çifti diyorduk? X0, Y0 diyorduk. Artık böyle değil. Yeni X ve Y yerine gelecek. Bakın X ve Y yerine gelecek. R ve Theta koordinat fonksiyonlarım olacak arkadaşlar. Ha. Demek ki Theta'ya göre değişiyor. R'ye göre değişiyor. Benim bu yapıyı bir anlamam gerekiyor.
Dolayısıyla düzlemdeki her bir noktayı ben artık x'ye yerine r teta cinsinden anlatacağım. Ama o zaman hemen aklıma şu geliyor. Diyorum ki bu p noktasını mesela teta atıyorum 30 derece ise, şimdi 30 derece dediğimde de anlatabilirim, öyle değil mi? Bu teta o zaman artı 2 kp eklediğimde de anlatabiliyorum arkadaşlar. Yine aynı yere geliyor. Ya da hemen şöyle 360 derece 2 pi diyelim. Döndüğünde yine aynı noktaya geliyor. Bir 360 daha döndürürsen yine aynı noktaya geliyor. Demek ki xy koordinat sisteminde noktayı direkt tek türlü anlatırken burada arkadaşlar bir kere elimde sonsuz türlü anlatabileceğim bir nokta çifti var. Bir kere bunu görüyorum. Bakın onları anlatacağım birazdan. Bu r uzaklık acaba tamam genel anlamda uzaklığı biz nasıl anlatırız? Büyük eşit sıfırla anlatırız. Ama r'nin negatif olma durumu olabilir mi acaba kutupsal koordinatlarda? Bir de onu göstereceğim. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Genelde bir tane noktayı kutupsal koordinatlarda r ve teta kutupsal koordinatları diyoruz buna. Cinsinden verilmişse arkadaşlar bu şekilde verilmişse xy değil de r teta şeklinde verilmişse bu şu anlama geliyor biraz önce söylediğim gibi. Kutuptan eğer r büyük eşittir 0 ise bakın bu uzunluk uzaklık belirten ifade büyük eşittir 0 olarak verilmişse teta ışını boyunca eğer r küçüktür 0 ise pi artı teta ışını boyunca bir r uzaklıkta bulunur. Ha, demek ki r'yi negatif olarak da tanımlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim bakın. R negatif tanımlandığında o zaman herhalde bu teta ışını değişecek. Bir de teta ışını ne? Onu da görmemiz gerekiyor. Mesela teta eşittir 0 aslında bir doğrudur arkadaşlar. Göstereceğim ilerleyen videolarda. Kartezyen koordinatlardaki bir doğruya tekabül ediyor. Nasıl bir doğru? Bakın işte böyle bir doğru. X ekseni boyunca uzanan bir doğru. Teta eşittir 1 doğrusu, 10 doğrusu. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? O zaman bunlar her birisi bir ışın yani bir doğru belirtecek bana. Ve buna göre de ben düzlemdeki noktaları adlandıracağım. Şimdi şöyle devam ediyorum. Her k tam sayısı için. O zaman r virgül teta yani şurası olsun mesela. Şu nokta p noktası. P noktası şöyle olsun şöyle adlandırılsın. R virgül teta ile adlandırılsın. Anlaştık mı? Bunu o zaman ben şöyle anlatabiliyorum. R virgül teta artı 2 kp ile anlatabiliyorum o zaman. Her k tam sayısı için. Çünkü burası r kadar uzaklıkta kutba ve teta açısıysa teta'ya 2 kp eklediğinde de aynı noktayı bulacaksın. 2 kp eklediğinde aynı noktayı bulacaksın gibi. Ya da 2 pi eklediğimizde diyelim. Eğer r eşittir 0 ise yani uzaklık 0 ise arkadaşlar kutuptan şimdi uzaklık bakıyorsun 0'mış bu. O zaman zaten teta'ya bağlı hiçbir şey yoktur. Teta'nın nasıl seçileceği önemli değildir. Sonuçta her zaman aynı noktayı bulacaksın. Ne olacak arkadaşlar? Kutup noktasını verecek. Eğer r virgül teta kutupsal koordinatında ikinci koordinata pi eklenirse bakın mesela ne yapalım şimdi r virgül teta'da teta'ya pi ekleyelim. Yani ne olmuş olacak arkadaşlar? Lütfen iyi izleyin. Bakın burada güzel anlatıyor bunu. Mesela şu nokta farz edin ki 2 virgül pi bölü 3. Yani nasıl anlayacaktık bunu? Kutuptan 2 birim uzaklıkta ve x ekseniyle de yani kutupsal eksende pi bölü 3 kadar açı yapıyor. Demek ki nokta burası. Ama ben bu noktada eğer anlattım ya mesela burasını nasıl da anlatabiliriz? Şöyle de anlatabiliriz. 2 virgül pi bölü 3'e pi bölü 3'e lütfen 2 pi ekleyin. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın 7 pi bölü 3 şeklinde de ben bu noktayı anlatabiliyorum. Bu da bir anlatışı. Sonsuz tane bu noktayı anlatabileceğim şekil var. Bunu söyledim. İkincisi eğer pi kadar eklersem arkadaşlar bu açıya. Lütfen dikkat edin. O zaman ne olacak bakın. Pi bölü 3'ü değiştirmiyorum. Yani teta yine pi bölü 3 açısı olsun diyorum. Ama artık bu sefer de ne anlatacağım? Bu kutbun tam tersi istikametinde olmuş olacağım. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bakın burayı eksi 2 virgül pi bölü 3 şeklinde de anlatabildiğimi söylüyorum. Halbuki burayı şöyle anlatabiliyorum değil mi? Teta'dan 2 birim uzunlukta bakın aynı uzaklık olsun. 2 birim uzunlukta virgül burayı nasıl anlatacağım? Burası teta kadar açı yapıyor. Pi bölü 3 kadar yapıyordu. Pi eklersen bunu bulursun bakın. Bakın pi eklersen bunu bulursun. Neden? Çünkü buradaki ifadeyi. Bunu şu şekilde de anlatabilirim diyorum. Pi bölü 3 kadar açı yapıyor. Hemen geliyorum. X ekseniyle pi bölü 3 açı yapan neresi? Burası. Acaba nerede? Hangi nokta bakıyorum? Ha 2 değil. Eksi 2 dedi artık. Kutuptan tam tersi istikamette 2 birim uzaklaş diyor. Oradaki noktayı tespit et diyor. Bakın bunlar kutupsal koordinatları şöyle genel hatlarıyla anlamak için oldukça önemli arkadaşlar. Demek ki
Kartezyen koordinatlarla kutupsal koordinatlar arasında herhalde bir bağlantı olacak ki onu göstereceğim. Ama iş nasıl dönüyor? Böyle bir giriş yapmış olduk arkadaşlar bu videomda. Umarım anlaşıldı. Diğer videomda hemen bağlantıyı kuralım. Nasıl özellikler var onları görelim. Bay bay.